Herkese merhaba, Orman Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben A Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cevher Özer. Bugün sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağım. Cevher Özer kimdir? Yaklaşık 20-24 yıldır basketbol sporuna emek vermeye çalışan, işini doğru düzgün yapmaya çalışan bir bireydir. Kötü tabii ki. Yani şimdi yıllarca taraftarla oynamaya alışmış insanlar için, sadece oyuncular değil mi bu arada? Yöneticiler de aynı, antrenörler de aynı. Herkes yani bu o sahaya giren herkes yıllarca taraftarlarla beraber olduğu için herkes yadırgıyor. Yani bu oyuncularda sadece biraz daha fazla oluyor. Çünkü oyuncular bu işin daha adrenalin kısmında çok daha fazla sahada işi yapan onlar olduğu için oyuncular tarafından biraz daha fazla hissediliyor diyeyim. Açıkçası çok fazla taraftar desteğiyle oynayan takımlar çok daha fazla zarar görüyor gibi görünüyor şu anda. Büyük camialar buna örnek gösterilebilir. Keza Karşıyaka, Antep, Afyon bu sahalarda da seyirciler çok fazla destek veriyorlar takımlarına. Tabii ki onları etkiliyor ama buna da alışmak zorundayız. Sonuçta her şeyin iyi ki sağlık yani herkes sağlıklı olduğu sürece bu dönemde bir şekilde geçecek ve sahaları dolduran seyircilerle birlikte sahada olacağız. Şimdi çok önemli tabii yani aynı oyuncularla, tanıdığınız oyuncularla sahada olmak, ne yapabileceklerini bilmek bir oyuncuya sahada verilebilecek en büyük güvendir herhalde. Şimdi ben mesela arkadaşlarımın neler yapabileceğini biliyorum. Nasıl antrenman temposu içerisinde olacağımızı biliyorum. Maçta nelerle karşılaşabileceğimi biliyorum. Çok iyi oynadığında neler olacak, kötü bir günümde olduğunda neler olacak. Keza onlar da aynı şekilde benim için aynı şeyi düşünüyorlar. Ben iyi bir günümdeyken neler yapabileceğimi, işte kötü bir günümdeyken beni nasıl tolere edebileceklerini onlar da çok biliyorlar. O yüzden yani çok çok önemli aynı ekiple sahada olmak. Ama bu koçumuzun da tercihi açıkçası. Yani koçumuz da daha önce çalıştığı oyuncularla iskelet kadroyu tutmaktan yana seçimini yapıyor. Ben bunun çok çok doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Genç jenerasyondan takip ettiğim oyuncular var tabii ki. Bursa Spor'da Ömercan İlyasoğlu var. Gayet keyif alarak izliyorum. Bizim takımda Ergi Türkancı, Yiğit Baran Sarıkaya, Mertcan Gerta bu tarz isimler var. Onlarla hem beraber çalışma fırsatı buluyorum. Yani onlara ileride başlarına gelebilecek şeyler, neler yaşayabilecekleri konusunda önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Açıkçası ben genç oyuncuları izlemeyi çok severim. Yani çok keyif alırım. Pandemiden önceki dönemlerde arenadaki küçük salonda genç takım maçlarını çoğunu izlerdim. Şimdi tabii biraz eksiklik oldu ama birçok genç oyuncuyu takip ederim. Şimdi bu son dönemde bayağı birçok konuşuldu. Triple Double. Merhaba her yerde aynı şeyi söyledim. Yani benim için istatistiğin çok fazla bir önemi yok. Takıma katkı verebildiğim sürece kendimi değerli hissederim. Ama o gün çok özel bir gündü. Tabii ki hoşuma gitti. Gitmeye dersem yalan olur. Bunu yapabilen çok az oyuncu var. Onların arasında olmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. Ama kaybedilmiş bir maçtansa kazanılmış bir maçta olması çok daha önemliydi bizim için. Daha doğrusu benim için çok daha önemliydi. Oyunun birçok yerine elimden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum. Becerebildiğim günler oluyor, beceremediğim günler oluyor. Ama hiçbir zaman taşın altına elimi sokmadım demiyorum maçtan çıktığım zaman. Benim için önemli olan da bu. Buna biraz aslında geçen seneden başlamak lazım. Geçen sene Efes Pilsen'in çok ciddi dominasyonu ile süren bir Euroleague vardı. Ve yani şahsi görüşüm muhtemelen şampiyonluklarıyla sonuçlanacak bir Euroleague sezonu olacaktı. Bu da ülke basketbolunun ne kadar aslında iyi yerlerde olduğunu gösterebiliyor. Tabii sonrasında pandemi süreci ve yaşananlar, ligin iptal olması, bu sene tekrardan yeni yapılanma içine giren Fenerbahçe, Efes Pilsen aynı kadroyu tuttu ama daha bütçelerin biraz daha düştüğü, birlik oynamak zorunda kaldı. Yani birçok oyuncu da kendi ailelerinin olduğu yerlerde kalmayı tercih ettiler pandemi sürecinden dolayı. O yüzden şimdi böyle bütün ülkeler biraz bocalama döneminde. Bizim bence elimizde Türk oyuncular olarak baktığımız zaman da yeni bir jenerasyon var, yeni bir jenerasyon geliyor. Bu jenerasyon da ciddi işler yapabilecek bir jenerasyon. Özellikle milli takımda bunları uzun yıllar keyifle izleyeceğiz diye düşünüyorum. Güzel günler bekliyor. Şu an biraz
muallakta aslında her şey, bütün dünya için muallakta ne olacağını kimse kestiremiyor. İşe nasıl yürüyeceğini kimse kestiremiyor. Ama ben ilerisi için bu süreç çözüldüğünde güzel günlerin Türk basketbolunu beklediğini düşünüyorum. Var bir sürü. Yani Galatasaray'da Abdi Pekçi'de CSKA yendiğimiz maç inanılmaz bir atmosferde oynanmıştı. İlk o maçı söyleyebilirim. Beşiktaş'la deplasmanda Benetton'u yendiğimiz maç var. Bunu söyleyebilirim. Bunlar çok zor maçlar. Yani hiç kimsenin bizi favori göstermediği, kağıt üstünde değil. Hani şeyde bile, ismimizi yan yana bile anmadıkları maçlardı. Bunları kazanmak çok güzel tabii. Turnuvada, tabii turnuvalar da var böyle güzel andığım. Ümitler Avrupa Şampiyonası var mesela. Bireysel olarak benim iyi geçirdiğim turnuva. İki sene önce Afyon'la, üç sene önce Afyon'la Süper Lig'e çıktığımız dönemde oynanan yarı final, final serileri var. Onlar benim için güzel anılar. Bir sürü var yani, çok var yani. Say say bilmez. Altyapı sistemi bence son bu BGL'nin kurulmasıyla çok daha değerli hale geldi. Çünkü bu oyuncuların kendi yaşıtlarıyla sürekli maç oynayarak gelişmeleri çok daha önemli. Çünkü belli bir yaştan sonra bir anda A takıma çıkıp performans göstermek çok kolay olmuyor aslında çocuklar için. Yani kendi yaşıtlarıyla bir sene daha geçirmek, belki iki sene daha geçirmek ve o seviyelerde mücadele etmek ve aynı zamanda A takımlarla antrenmanlarına devam ettikleri için çocuklar genelde gelişimlerine çok daha olumlu etkiliyor diye düşünüyorum. Basketbol olan ilgi de yıllar içerisinde çok fazla arttı. Tabii her zaman yani röportajın başından beri aynı şey çıkıyor sonuç. Yani şu dönemin sağlıklı bir şekilde geçmesi lazım ki ileriki yıllarda bizi nasıl bir basketbol geleceği, spor geleceği bekliyor. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama ben iyi yerlere doğru gideceğini düşünüyorum. Ya şimdi yıllar değişiyor tabii. Yani genç yıllarımda çok her şeyi atletizmimle çözebileceğimi düşünüyordum açıkçası. Yani o atletizmin sizden hiç gitmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ama işte hayat böyle bir şey. Seneler ilerledikçe o atletizmin yavaş yavaş azalmasını, işte yaşanan ufak tefek sakatlıkların atletizme olan kötü etkilerini yaşadıkça daha böyle basketbolunuzu hissediyorsunuz. O yüzden bir şekilde bir tarafa doğru evrilmem gerekiyordu. Yani genelde oyunun daha fazla zeka işlerini takip etmeye çalışırım. Yıllarda takip ettiğim bütün oyuncular da öyledir. Hep böyle, nasıl diyeyim, çok atletik olmayan, çok böyle ekstrem özellikleri olmayan oyuncular ama zeka ile birçok şeyi çözebilen oyuncuları takip etmeye çalışırım. Onlardan biraz feyiz alarak aslında oyunum evrimleşti diyebilirim. Tabii yıllar içerisinde sahada maç yaptıkça, insanlardan tavsiyeler aldıkça, nasihatler aldıkça bunları da uygulayabildiğimiz sürece farklı bir boyuta geldi oyunumuz. Ya şimdi bu soruyu daha önce de karşılaştım ama en iyi 5 bunun en iyi 5 yapmayayım da en eğlenceli 5 yapmıştım bir şeyde. Çünkü en iyi 5 yaptığım zaman orada birazcık şey oluyor. Ya bu mu en iyi 5? İşte bunun olmaz. Hani o onu da koymuş, bunu da koymuş falan oluyor. O biraz şey oluyor ama en eğlenceli 5 yapabilirim yani. 1 numaraya Mehmet Yağmur'u koyarım. 2 numaraya Sinan Güler'i koyarım. 3 numaraya Erkan Veyseloğlu'nu koyarım. 4 numaraya kendimi koyarım. 5 numaraya da Erman Koçoy'u koyarım. Yani müthiş keyifli bir 5 olur diye düşünüyorum. Yani hepsiyle takım arkadaşı oldum. Yani hepimiz zaten böyle bir ortak bir yerde buluştuğumuz zaman karın ağrısından hiçbir şey yapamıyoruz. Yani gülmekten karnımız ağrıyor artık. Böyle bir 5 kurarım. Şimdi bu konu çok önemli tabii. Ben yıllardır özellikle beslenmeme çok dikkat etmeye çalışıyorum. Beslenme ve dinlenme zamanlarıma çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yeni nesilden bu gelen genç arkadaşlara da bunun önemini açıkçası anlatmaya çalışıyorum. Çok ağır programlardan geçtiğimiz dönemler oluyor. Daha böyle haftada iki maç olduğu dönemler oluyor. Bu dönemlerde beslenmeye çok dikkat etmek lazım.
Ben genelde tavsiye alma taraftarıyım. Yani bilen, işi bilen, bu işin içinde yıllarca var olmuş insanlardan tavsiye alarak uygulama taraftarıyım. Çünkü bilmeden yapılan bir şeyin ileride illaki bir zararı olacağını düşünüyorum. O yüzden gerek kondisyonerimizden, gerek fizyoterapistimizden, gerek işte yeme içme işlerine bakan diyetisyen arkadaşımızdan, doktorumuzdan ondan tavsiye alma ve onu uygulama yoluna gidiyorum. Yıllardır da kendi yemeklerimi yapabildiğim için çok da bir problem olmuyor açıkçası benim için. Elimde lezzetlidir yani. Güzel yemek yaptığımı söyler arkadaşlar. O yüzden çok dikkat ederim ve çok iyi beslenirim. Kesinlikle. Kesinlikle olmalı. Yani biz sahada sadece işin görünen kısmını yapıyoruz aslında. Önemli olan kısmı, saha dışındaki kısım daha önemli diye düşünüyorum ben. Hem sosyal olarak insanlara verdiği mesajlar, insanlarla iletişimi, sivil toplum kuruluşlarına olan yakınlığı, uzaklığı, yani birçok şey sayabiliriz burada. Sporun sahada olan kısmı ayrı ama sporcunun saha dışında yapması gereken şeyler çok daha farklı, çok daha önemli diye düşünüyorum ben. Ya o bence iki taraflı. Bir tarafından aslında olumlu bakıyorum bu olaya, spor kullanımının artması konusunda. Çünkü bütün ulaşılmayacak yerlerdeki çocuklar bile artık bir spor okuluna gidip sporla iç içe olabiliyor. Yani bu eğitimi çok kaliteli aldın, almadın mevzusu değil. Çocukların sporla tanışmaları açısından çok önemli diye düşünüyorum. Tanışmaları açısından sadece. Eğer tabii bilinçsiz eğitimin olduğu yerde, bilinçsizce çalıştırılan spor okullarının olduğu yerde çocukların spordan soğuma riski de var. Bu iki taraflı ve çok uzun bir konu bence. Çok önemli denetimlerden geçip bence bunlara izin verilmeli diye düşünüyorum. Yani çalıştıran insanların belgelerinden tutun, çalışılan ortamın temizliğine, çocuklara davranışa kadar bence gözetilmeli. Çünkü ileriki jenerasyon onlar bu sporu taşıyacak, onlar ülke sporunu yükseltecek ya da aynı seviyede tutacak. Yani onlar en önemli şeyler. Daha çok daha fazla önem göstermeyi diye düşünüyorum. Yani isterim ama hiçbir şekilde zorlamıyorum. Yani şöyle bir şey olsun istemiyorum. Ben zorladım diye sadece bu işe gönül versin istemiyorum. Bir şekilde kendisi bundan keyif alsın, kendisi sevsin ve kendisi o yola gitsin istiyorum. Tabii ki de böyle ufak numaralarla basketbol oynamaya yönlendirmeye çalışıyorum. Yapmıyor değilim. Bunu da idrak edebilirim yani buradan ama hiçbir şekilde sen sporcu olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın, bunu yapacaksın diye bir yaklaşımım olmadı. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çocukluğunu yaşamalı belli bir döneme kadar. Ondan sonra zaten ilgisi varsa ben elimden gelen desteği veririm. Ya genelde dinlenmeyle geçiyor. Özellikle şu dönemde genelde yani işin %99'unu evde geçirmeye çalışıyorum. Yani çok izole ortamda bazen arkadaşlarımızla buluşup birer kahve içiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Ama onun dışında genelde dinlenmeyle geçiyor. Hem sağlığım açısından hem devamlılık açısından çünkü sonuç itibariyle birimizde bir şey çıktığı zaman kaçıracağımız maç en az iki maç. En az iki maç kaçırıyoruz. O yüzden de bunu mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii çok sıkılıyoruz. Yani herkes çok sıkılıyor. Evde olmaktan artık insanlar çok sıkıldı. Ben de öyle ama dediğim gibi yani bir tane ve çok önemli bir şeyimiz var evimizde, sağlığımız. Onu en iyi şekilde korumak zorundayız. Yani ben dinlenerek geçirmeyi tercih ediyorum genelde. Ya kalmayı çok istiyorum. Özellikle gençlerle çalışma konusunda kalmayı çok istiyorum. Ben genç oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Yıllardır bu böyledir. Onlara bir şeyler verebilmek. Sonuçta biz büyüklerimizden hep bir şeyler aldık. Şimdi bizim görevimiz de bunu bizden daha genç nesillere aktarmak olmalı diye düşünüyorum. Ben hep böyle baktım olaya. Onlar da daha önceki jenerasyondan bir şeyler almışlardı. Bu böyle devam etmeli diye düşünüyorum. O yüzden
içinde kalıp, basketbolun içinde kalıp, gençlerle kafamda belli bir takım projeler var ama daha tam böyle netleştiremedim açıkçası. Ama içinde kalacağım gibi gözüküyor yani. Seviyorlarsa bu işin içerisinde olsunlar. Yani zorlamayla olumlu bir şey olduğunu ben görmedim o hayatta. Yani bir yerde o şeye çıkıyor, gün yüzüne çıkıyor. Seviyorlarsa, buna tutkuyla bağlılarsa, ki ben hala öyleyim, yıllar geçmişse de üzerinden, bu işe gönül versinler. Çünkü gerçekten çok keyifli, öğretici, yani hayattan bazı insanların alamayacağı bir sürü şeyi alıyor, alabiliyorsunuz. Birçok takımda oynadım, birçok takımda arkadaşım var, birçok farklı karakterle tanıştım. Yani belki normal bir hayatım olsaydı bunlar olmayacaktı. Ama o kadar öğretici, eğitici geçti ki yani şu döneme kadar yaşadığım şeyler. Bir hedef belirlesinler kendilerine ve çok çalışsınlar. Yani söyleyebileceğim tek şey, çok çalışmak, bu işe tutkuyla bağlanmak ve belirli hedeflerin olması. Yani çok küçük hedefler olabilir, çok büyük hedefler olabilir, hiç fark etmez. Sadece bir hedef belirleyip o hedef üzerinde yoğunlaşmaları gerekiyor. Çok çok önemli bir konu. Benim haddime değil bunu söylemek hani ailelere ama naçizane tavsiyem, benim de bir çocuğum var, az önce konuştuk. Çocukların sadece çocuk olduklarını görmeleri lazım. Yani çocuklar belli bir yaşa kadar gerçekten çocuk olarak kalsınlar. Yani ben bazen bazı şeylere şahit oluyorum işte bu genç maçlarını seyrederken. Veliler çocuklardan daha agresif ve çok gerginler ve kazanma hırsıyla dolular. Yani çocuklar sahada neyin ne olduğunu bile bilmeden eğlenirlerken ya velilerin gösterdiği tepkileri görünce bazen dehşete düşüyorum. Yani hani nasıl olabilir diye düşünüyorum. Ama onları da anlayabiliyorum. Bir taraftan çocuklarının iyi birer sporcu olmasını istiyorlar. Ama yani ben naçizane tavsiyem yine söyleyeceğim. Onları sadece çocuk olduğunu hiç unutmamaları gerekiyor. Yani onlar bu işte keyif aldıkları sürece başarılı olacaklar. Keyif aldıkları sürece mutlu olacaklar. Keyif aldıkları sürece okulunda, derslerinde daha dört elle sarılacaklar. Yani sevmedikleri bir yerde, gerildikleri bir yerde çocuklardan özellikle bir başarı beklemek çok zor, çok kolay değil yani. Onlar yani çok ufaklar yani oyun gözüyle bakıyorlar buna. Bırakın eğlensinler. İlla ki işlerinde çok iyi sporcu olacak olanlar vardır. Bunu da oradaki antrenörleri zaten velileri yönlendirecektir. Sağlıklı bir şekilde yönlendirecektir. Onlara detaylı açıklamasını yapacaktır. İşte şurada daha iyi olabilir, burada daha iyi olabilir tarzı şeyler söyleyecektir. Ama en azından yani o döneme kadar birazcık eğlensinler ya sahada. Yani biraz çocukluklarını yaşasınlar diyebilirim. YouTube kanalımızı takip almayı unutmayın. Maçlardan, antrenmanlardan özel görüntüleri kanalımızda bulabilirsiniz. Bekliyoruz.